Herkese selam. Bugün PC toplamak isteyen herkesin aklında olan bir soruya, yani oyun için Intel işlemci mi yoksa AMD işlemci mi sorusuna derinlemesine değineceğiz. Hardware Unboxing yaptığı Intel Core i5 ve i7'lerle AMD Ryzen 5 ve Ryzen 7 işlemciler arasındaki mükemmel FPS testlerini yorumlayacağız. Gerçekten oldukça verimli bir test olmuş. 720p, 1080p ve 1440p olarak her test ettikleri oyunda 3 çözünürlüğe de yer vermişler. Tüm testler sıvı soğutmalı Vega 64 ile yapılmış. Şimdi dilerseniz tüm bu testlerin yapıldığı oyunlara ve işlemcilerin nasıl sonuçlar aldığına hep birlikte bakalım. İlk olarak Battlefield 1 ile başlıyoruz. 720p çözünürlükte tüm Coffee işlemcilerin i7-7700K'yı geçtiğini görüyoruz. i7-7700K hemen arkalarından Coffee işlemcileri izlerken i5-7600K bir hayli geride kalmış. Ryzen'lere baktığımızda ise R7-1800X Coffee işlemciler ve i7-7700K'yı oldukça geriden takip etmiş. Hemen arkasında R5-1600X var. İkisi de i5-7600K'yı geçmiş ve bu seriyi en geriden R5-1500X takip etmiş. 1080p çözünürlüğe geldiğimizde ise Intel işlemcilerin tüm arasında fark iyice kapanmış. R7 1800X ve R5 1600X neredeyse aynı sonuçta biraz geriden Intel'leri takip etmişler. R5 1500X ise biraz geride kalmış. 1440p'de ise tüm Intel'ler aynı sonucu elde ederken R7 1800X Intel işlemcilerde farkı tamamen olmasa da kapamayı bilmiş. R5 1600X ve R5 1500X ise aynı skorla R7 1800X'i takip etmişler. Civilization testine geldiğimizde ise 720p'de R7 1800X'in liderliğini görüyoruz. Hemen arkasından R5 1600X gelmiş ve i7 8700K burun farkıyla R5 1500X'in önünde yer almış. i5 7600K ise bu çözünürlüğün en zayıf halkası olmuş. 1080p çözünürlükte ise değişen pek bir şey olmamış. R7-1800X liderliğini korumuş diğer işlemciler de benzer performanslarını devam ettirmişler. 1440p'de ise Ryzen'ler gene liderliğini korurken Intel tarafında kendi içinde de değişen bir şey olmamış. Civilization'ın çok çekirdekli işlemcilerle çok daha iyi anlaşan bir oyun olduğu i5-7600K'nın diğerlerine göre aldığı skordan ve R7-1800X'in liderliğinden açıkça belli olmuş. Warhammer 40.000 Down of War 3'e geldiğimizde ise i7-8700K ve i7-7700K 720p'de el ele ilk sırada yer almışlar. i5-8600K bu ikiliyi takip ederken i5-8400'ün bu çözünürlükte r 7 1800 xten daha iyi bir skor alması hayli dikkat çekici olmuş. i5-7600K'da hiçbir Ryzen'e boyun eğmemiş. 1080p'de ise sadece 1-2 FPS değişmeler olmuş işlemcilerde. 720p'de oluşan skorlar aynı şekilde devam etmiş diyebiliriz. 1440p'de ise i7 7700K ile i7 8700K birbirine iyice yakınlaşmış. i5 8400 ise tüm çözünürlüklerde performansıyla göz doldurmayı başarmış. F1 2017 testinde 720p'de ilginç bir şekilde i5 7600K hariç tüm işlemciler aynı FPS'yi vermişler. i5 7600K R7 1800X ve 1600X'e yenilmiş ama 1500X'in önünde kalmayı başarmış. 1080p'ye çıkıldığında ise tüm işlemciler arasında farklar aynı şekilde devam etmiş. i7 7700K i5 8400'ün gerisinde kalmaya başlamış. R7800X ise i7-7700K'ya yetişememeye devam etmiş. 1440P'de ise i5-8400, i5-8600K ile aynı sonucu almayı sürdürmüş. R7800X ile i7-7700K arasında çözünürlük arttıkça fark azalmış. R5500X ise herkesi arkadan takip etmeye devam etmiş. Overwatch sonuçlarına baktığımızda ise 720p'de Intel işlemciler şovlarına devam etmişler. Bu kez i5-7600K da tüm Ryzen'leri geçmeyi başarmış. i5-8400'ün i7-7700K'nın önünde olması gerçekten biraz şaşırtıcı. 1080p'de ise kimin ne olduğu daha iyi anlaşılmaya başlanmış. Intel'lerin hepsi neredeyse aynı sonucu alırken bu kafileye R7-1800X ve R5-1600X de katılmış. R5-1500X ise diğerlerini oldukça uzaktan izlemekle yetinmiş. 1440p çözünürlükte birçok işlemci arasında eşitlik sağlanmış. R5-1500X farkı bayağı kapatmış ama gene Intel lehine biten testlerden biri olmuş bu test. Project Cars 2 sonuçları da bayağı bir şaşırtıcı. 720p'de i5-7600K harici tüm Intel'ler sadece kendileriyle yarışmışlar i5 7600K geride kalsa bile Ryzen'lerin hepsini geçmeyi başarmış. Çözünürlük 1080p'ye çıktığında ise gene hiçbir şey değişmemiş. i5 7600K yukarıdakileri yakalamaya yaklaşmış ama Ryzen'lerde bir hareketlilik olmamış. 1440p çözünürlükte Intel'ler tamamen neredeyse aynı sonuçları almışlar ve R7 1800X ile R5 1600X bu çözünürlükte rakiplerine ancak yaklaşabilmişler. Son zamanların en popüler oyunu PUBG'dir sanırım. Birçok insan bu yüzden PC toplamak istiyor. Biz de AMD ve Intel işlemcinin PUBG'de nasıl performans verdiğini şimdi göreceğiz. 720p'de ilk sırayı i7 8700K ile i7 7700K ikilisi paylaşmış. Bunları diğer Intel'ler izlemiş ve en arkada kalan i5 7600K en yakın Ryzen'e 5 FPS e fark atmış. 1080p çözünürlüğe çıkıldığında ise değişen hiçbir şey olmamış. Intel'ler gene aynı FPS'leri vermişler. i5-7600K da diğerlerini takibini sürdürmüş ancak Ryzen'ler i5-7600K'yı geçmeyi başaramamışlar. 1440p'de artık işlemci yükü iyice atılıp ekran kartına yük binmeye başladığında R5-1500X bile yukarıdakilere merhaba demiş ve neredeyse tüm işlemciler birebir aynı sonuçları almışlar. Tom Clancy's Rainbow Six Siege'e geldiğimizde ise 720p'de bir Intel şova tanık oluyoruz. i7-8700K'nın resmen uçtuğu testte i5-7600K'da R7-1800X'e 30 FPS e fark atmış. 1080p'de de çok bir şey değişmemiş Intel'ler arasındaki fark azalırken AMD Intel arasındaki fark 23 FPS'lerde devam etmiş. R5-1500X ise çok ciddi bir farkla çok gerilerde kalmış. 1440p'de işlemciler yükten kurtulduktan sonra farklar büyük kapanışa geçmiş ama buna rağmen i5-7600K hiçbir Ryzen'e yenilmeden testi tamamlamayı başarmış. Son oyun testimiz Total War Warhammer'da ise i7-7700K 8700K'dan önceki krallığını hatırlar gibi en önde yer almış. i5-8400'de i5-7600K abilerini izlerken R7'lere ortalama 20 FPS fark atmayı başarmışlar. 1080p çözünürlükte ise işler oldukça değişmiş, farklar neredeyse tamamen kapanmış, R5-1500X bile diğerlerinin ensesine gelmiş, 1440p'de ise pasta eşit şekilde bölünmüş, test adeta kardeş kardeş herkes aynı skorları alarak bitmiş. 9 oyunun 720p çözünürlük ortalamasına bakarsak Intel'ler i5 7600K hariç AMD'lere çok fark atmışlar. i5 7600K geride kalmasına rağmen Ryzen'lere geçilmemiş. Serinin en zayıf halkası ise beklenildiği gibi R5 1500X olmuş. Bence şimdi testin en önemli yeri var sırada. O da 1080p çözünürlükte 9 oyunun ortalaması Herkesin ortak noktası 1080p. Genelde herkes oyunları 1080p çözünürlükte oynuyor. Biz de hemen bu skorlara bakalım. 1080p'de i7 8700K lider tabii ki ama i7 7700K ve i5 8600K da ensesindeler. i5 8400se sessiz ve derinden neredeyse en tepe seviyeyi yakalamış gerçekten çok başarılı bir işlemci olmuş. i5 8400. Buna zaten birazdan değineceğiz. Derinlemesine değineceğiz. i5 7600 k ise tüm Intel'ler içinde en zayıfı olsa da 1080p ortalamasında Ryzen'lere yenilmeden testi bitirmiş. AMD'ye baktığımızda ise R7 1800X ortalamalarda tüm Intel'lerin gerisinde kalmış. R5 1600X ise fiyatına oranla kötü bir performans vermemiş. R5 1500X ise yer yer oldukça geride kalmasına rağmen genel ortalamada en azından Ryzen'lerle arasındaki farkı ancak bu kadar kapatabilmiş. 1440p ortalaması göz önüne alındığında ise yukarıdaki 4 Intel'in ensesine 2 Ryzen yapışmış gözüküyor ancak bu çözünürlükte işlemcinin önemini yitirmeye başladığını ve durumu ekran kartının belirlediğini bir kez daha söylemiş olalım. Evet testler bitti ama ben şu 1080p ortalaması üzerinden işlemciler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Testler sonucunda fiyat göz önüne alındığında R7 1800X'in oyunlar için çok uygun bir işlemci olmadığı açıkça görülüyor. R7 1800X alınana kadar daha düşük bir işlemciyle yanına çok daha iyi bir ekran kartı alınabilir. Yani R7 1800X'i oyun için düşünen arkadaşlar varsa bu sevdalarından bir an önce vazgeçmeliler. Testlerde zaten bu dediklerimizi doğrular nitelikte. R5 1600X'in R5 ile neredeyse aynı sonuçlar verdiği düşünülürse ve R5 1600'ün içinden soğutucu da çıktığını göz önüne alırsak AMD tarafında bence alınabilecek en fiyat performans işlemcisi R5 1600 diye düşünüyorum. Tüm testlerde gördük R7 1800X'in devasa şekilde gerisinde kaldığı bir oyun asla yoktu. Dediğim gibi R7 1800X ile R5 1600 arasındaki fiyat farkı ekran kartına verilirse çok daha iyi oyun performansı olan bir sistem toplanabilir. Amacınız oyun oynamaksa ve AMD sistem toplamak istiyorsanız dediğim şekilde daha iyi oyun performansı alacağınız kesin. Intel tarafına baktığımızda ise i5-7600K tüm testlerde en zayıf işlemci olmuş olsa da hiçbir Ryzen'e ortalamada yenilmemiş olması i5-7600K sahipleri için bence güzel bir haber. i7-7700K zaten testin en iyilerinden. i7-7700K sahibi birisi elindekinin kıymetini bilip işlemcisini daha uzun seneler kullanmalı. Eğer i7-8700K'ya geçmek istiyorsa anakartını da değiştirmesi gerekecek ve yapılması planlanan bu masraf bence aşırı derecede saçma ve sapan bir iş olacak. Açıkçası i7-7700K sahibi olsaydım i7-8700K'nın gelmiş olması benim umurumda olmazdı öyle söyleyeyim. Bir de i5-8400 diye bir işlemci var. Bu işlemci bence B ve H serisi anakartlar geldiği zaman inanılmaz değerlenecek. Çünkü şu an bildiğiniz gibi Sadece Z serisi anakartlar piyasada ve Intel tarafında ona uygun olarak K serisi işlemciler genelde tercih ediliyor. Ancak H ve B serisi anakartlar Z serisi anakartlara göre daha ucuz olacağı için i5 8400'de tam bir fiyat performans sistemi toplanabilir diye düşünüyorum. PC toplama niyetiniz varsa i5 8400'ü mutlaka değerlendirmenizi öneririm. B ve H serisi anakartların Ocak ayından itibaren piyasada olmaları bekleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar Hardware Unbox'ın yaptığı mükemmel FPS testlerini değerlendirdik. Keşke bu testleri yapmaya bizim imkanımız olsa da bizim kanalımız bu testleri yapabilse ama bu testleri yapmaya imkanı olan yerli siteler var. Onlara destek veren sürüyle sponsor da var. Benim gibi tek başına değil kimse. İnşallah ileride bir kartın kutu açılışı için 40 dakikaya kadar uzattıkları videolar yerine böyle güzel testler onlardan da gelir. Umarım güzel bir değerlendirme yapabilmişizdir bu FPS testleriyle ilgili. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.